Selamünaleyküm dostlar. Allah'ın rahmeti bereketi üzerimize olsun. Uzun zamandan sonra nihayet şöyle Çin markalarından kurtulduk. Kendimizi Amerikan markasına attık. Motorola Edge. İkinci el aldığım bir telefon. Şöyle bir kutuyla geldi. Şurada imeye bilgileri var. Arkada da şöyle bilgiler var. Ve bir şey söyleyeyim mi? Aylardır Çin markası kullanmaktan. Ya kullanmak demeyeyim o biraz yanlış bir tabir olabilir. Çin markası telefonları incelemekten, <laughs> videolarını çekmekten artık midem bulanmıştı. Özellikle Xiaomi'den midem bulandı. Motorola gerçekten bana ilaç gibi geldi. Şimdi kutusundan şöyle çıkartıyoruz ve şurada bir kutusu daha var. Bu kutunun içinden kılıfı çıkıyor. Daha önce de açtığım için biliyorum. Şöyle bir kılıfı var. Kılıf şöyle bir dursun. Telefonumuz şöyle. Ve bir daha söyleyeyim. Uzun zamandır kullandığım ve kullanmaktan zevk aldığım daha doğrusu o daha doğru bir cümle olacak kullanmaktan zevk aldığım bir telefon oldu kendisi neden zevk aldığımı birazdan açıklayacağım şöyle dursun başka neler çıkıyor şöyle bir kutu daha var bu kutunun içinde kullanma kılavuzları ve şöyle bir sim iğnemiz mevcut kullanma kılavuzu diyoruz ama hiç bakmadığımız kılavuzlar bunlar şöyle kenara bıraktım bir adet kulaklığımız var. Kulaklığımızı göstereyim çünkü benim hoşuma gitti. Denedim mi? Hayır denemedim. Kulak içi bir kulaklık. Kulak içi kulaklığın ilave kulak içi silikonları. Şöyle kenara bırakıyorum. Şöyle bir kulak içi kulaklığımız var. Metal bir kulaklık. Birbirine yapışmıyor. Bu hızlı değil. Ve şöyle M harfleri mevcut. Güzel, kaliteli, şık bir kulaklık. Kulaklığımızın şuradaki kontrol ünitesi diyelim. Bir tane tuşumuz var. Tek tuş. Başka da hiçbir şey yok. Tek tuşta işte gelen çağrılara cevap verirsiniz ya da durdurursunuz. Ya da işte e, telefon özelliklerinde bir atama varsa bir atama yaparsınız. En önemli şey şu. İşte şu kulaklık ucu yani kulaklığın soketi bize bu telefonda normal bir kulaklık girişi olduğunu gösteriyor ki. Yani büyük avantaj bence. Kablomuz Type-C kablomuz. Bir ucu Type-C. Bir ucu normal USB kablo. Kenara bırakıyorum. Ve adaptörümüz. Adaptörümüz de tabi kamerada biraz zor belli olacaktır diye düşünüyorum. E, 18 wattlık bir adaptör. Çok mu hızlı? Hayır değil. Çok mu yavaş? Yani çok yavaş değil. Orta halli. Orta hallice diyelim hadi. Peki bunu da şöyle uzak bir yere attım. Geldik telefonumuza. Telefonumuz gördüğünüz gibi şöyle güzel bir mavi. Şuradaki Motorola'nın M harfini görüyorsunuz ve telefonumuzun ön tarafı. Hemen şunu da göstereyim. Kılıfı sonra kenara atalım. Kılıfımız böyle. Kılıfın şuradaki çıkıntısı ve buradaki çıkıntısı sayesinde böyle masaya koyabilirsiniz. İstediğiniz gibi sürtebilirsiniz. Hiçbir şey olmaz. Ya da böyle devasal bir kamera çıkıntısı olmadığı için rahatlıkla ters koyabilirsiniz. İstediğiniz gibi sürtebilirsiniz. Kılıf tam koruma. Kılıfı da şöyle kenara çıkartıyorum. Ve telefonumuzun özelliklerine gelelim. Özelliklerine gelirken telefonumuz da açılı dursun. Da 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 da. Motorola ya. İnanın gerçekten şunu görmek bile bende böyle bir nostalji çağrıştırıyor. Ya yani yıllar önce kullandığım Motorola geliyor. Yani Motorola telefonlar geliyor. Gerçekten özlemişim. Şimdi telefonumuzun yüksekliği 161 milim, 161.6 milim, genişliği 71.1 milim, kalınlığı ise 9.3 milim. Şimdi bu telefonun, şöyle ben ekranı kapatayım. Bu telefonun iki tane modeli var. Bu Motorola Edge, bir de bu Motorola Edge Plus modeli var. Plus modelinde bu kalınlık 9.8'e çıkıyor. Pardon 9.6'ya çıkıyor. Neden? Çünkü bunda 4500 mAh pil var. Plus modelinde 5000 mAh pil var. O da kalınlık olarak Plus modelinde bize geliyor. Genel anlamda kalın bir telefon mu? Evet kalın. Fakat Edge yapısı sayesinde bakın şöyle göstermeye çalışacağım. Ve ne kadar gösterebilirim bilemiyorum. Şuradaki Edge ekran gerçekten fazlaca bir Edge ekran. Arka tarafı da hafiften bombeli ve bu sayede telefon elde inceymiş gibi duruyor. Telefonu normalde kullanmaya başladım. Gördüğünüz gibi buradaki Edge yapı gerçekten fazlaca yamuluyor. Zaten telefona şöyle önden baktığımız zaman kasa ekran oranı %95 gibi astronomik bir rakam. %95.9 %96 diyebiliriz neredeyse %100'e yaklaşmak üzereyiz. Zaten önden baktığımız zaman bu edge yapı sanki böyle dönüyor ve arka tarafa da devam ediyor gibi bir havası var. Hatta kamerada belli oluyor mu bilmiyorum ama alttan kalın, ortaya doğru inceliyor, üste doğru yeniden kalınlaşıyormuş gibi bir havası var. Yani bir göz yanılgısı oluşturuyor. Tabii kamerada ne kadar belli bu? Onu bilemeyeceğim. Öyle bir havası var ve ben ekrana bakmaktan gerçekten zevk aldım ve kullanmaktan e, Vivo Nex 3'ten sonra daha doğrusu yerini doldurabildiğim tek model bu oldu işte. Çünkü Vivo Nex de kanalda videosuna bakın. Gerçekten inanılmaz bir Edge ekrandı. E, kasa ekran oranında yüksekti. Dolayısıyla onu kullanmaktan ki yani bir yılı aşkın süre kullandığım tek model oldu Vivo Nex 3. İşte bu telefonda onu bıraktığımdan beri kullandığım Ve kullanmaktan haz aldığım Tek telefon İşlemcisi hızı mızı bunları bir kenara bırakıyorum tabii kamerasıymış oymuş buymuş her şeyi bir kenara bırakıyorum tamamen Fiziksel yapı olarak konuşuyorum. Ha tabii şunu diyebilirsin Hocam ben Edge ekran kullanamıyorum sevmiyorum Ben seviyorum sevdiğim için ben bundan büyük bir haz aldım Zaten Edge ekran sevmeyen insanlar için <laughs> şu olay ee, Çok kötü Gerçekten çok kötü Peki Boyutları böyle. Boyutlarında konuşmuşken şunu da söylemek istiyorum. Benim ellerim çok büyük değil. Ee, bu 6.7 inçlikte bir ekrana sahip. Hani 6 inç kullanmak istiyoruz diyen dostlarımız oluyor. Fakat şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Telefonun eldeki tutuş hissiyatı ve benim ellerim küçük olmasına rağmen bakın ben buraya kadar ulaşabiliyorum. Ee, telefonu kullanmak acayip kolay oluyor. Ha, tabii ki şuraya kadar ulaşamıyorum. Ulaşmak için illaki ki gene kaydırmak zorunda kalıyorum. Ama olsun. Şuraya ulaşabilmek bile yani bir klavyeyle bir şey yazarken şuralara ulaşabilmek bile bence büyük avantaj. Bu telefonda bunu yapabiliyorsunuz. 6 inçlik telefon kullanmak isteyenler için bu telefon inanılmaz iyi bir çözüm. İnanılmaz iyi bir çözüm diyoruz ama satan var mı? Satan yok. Türkiye'de zaten satılmıyor. Sahibinden.com'da Hasben kader buldum ve satın aldım bu telefonu gerçekten kullanmak istediğim bir telefon oldu merak ettim yani Plus modeli de internette var <laughs> bakabilirsiniz fiyatı biraz uçuk neyse Plus olmayan modeli ve bununla yani bu Plus olmayan modeli şimdi öz bunun özelliklerini anlatırken Plus olanı da yanına ilave olarak koyacağım Plusla Plus olmayan arasındaki farkları da görmüş olacaksınız. Telefonumuzun neresinde ne var? Fiziksel olarak onları da hemen anlatayım, sonra devam edeyim. Şuradan güç açma kapama tuşu ve ses açma kapama tuşu. Yani ekrana bakıp sağ tarafa çevirdiğimiz zaman, sol tarafa çevirdiğimiz zaman hiçbir şey yok. Üst tarafa geçtiğimiz zaman sim yuvası ve ikinci mikrofon deliği. Alt tarafa baktığımız zaman ana hoparlör ızgarası, hemen yanında ana mikrofon deli, ortada Type-C yuvası ve her zaman özlemini çektiğimiz kulaklık girişimiz. Ön tarafa baktığımız zaman hemen burada kamerayı görüyoruz ve ortada ayıza ızgaramız mevcut. Arka tarafa baktığımız zaman kamera dizilimini zaten görüyorsunuz. Bana biraz LG Velvet'i anımsattı ve burada Motorola'nın M'sini görüyoruz. Boyutuyla devam edelim. Yani kasa e, fiziksel yapıyla devam edelim. Telefon 188 gram ağırlığında. Plus oda olan modeli 203 gram. Neden az önce söyledik? 500 miliamper daha fazla bir pili var Plus modelinde. Telefonumuzun ön tarafındaki koruma Gorilla Glass, 5 komple alüminyum çerçeve. Arka tarafa geçtiğimiz zaman GSM Arena'da plastik diyor ama bence bu plastik değil baya baya cam hissiyatı var bunun. Hani bunu böyle kırmak gerekiyor. Evet cam ya da cam değil diyebilmek adına şimdi kırmaya da gerek yok diye düşünüyorum. Device spesifikasyona baktığım zaman ise malzeme yapısı olarak cam ve metal diyor. Yani iki malzemeden bahsediyor. Plastikten bahsetmiyor. Büyük ihtimalle arka tarafı da bunun cam. Ama Gorilla Glass nedir bilemiyorum herhangi bir IP sertifikası ne yazık ki yok. Olsa gerçekten güzel olurdu. Sadece şöyle bir şey demiş. E, su kayganlık veren bir malzeme ile kaplı. Yani suya kayganlık veriyor. Yani üstüne su damlası damladığı zaman hemen kayıp gidiyor. Üzerinde hiç durmuyor. Akıyor gidiyor. Yani benim için çok da bir şey ifade etmiyor. Sonuçta herhangi bir IP sertifikası olmadığı için yanlışlıkla yazın eee şortunuzun cebinde bununla havuza girseniz geçmiş olsun yani komple suyu alacak. Peki ekranla devam edelim. Benim için zaten bu telefonu kullanmaktan en büyük haz aldığım şey ekran. Ekran parlaklığıyla alakalı ee, çok bir şey göremedim internetten. Burası ne olmuş böyle karışmış komple? Bakayım. Evet şimdi oldu. Ekran parlaklığıyla alakalı bir şey bulamadım. Fakat ekran özelliklerini size anlatayım. Şimdi 6.7 inçlik, kasa ekran oranı %96 diyebileceğimiz bir telefona bakıyoruz. Muazzam. Gerçekten muazzam. Yıllar yıllar önce istediğim ekrana doğru gidiyoruz yavaş yavaş. %100 olacak artık. Tabi birçok insan şunu diyebilir. Hocam %100 olursa elde hiç tutamayız. Ya ben ben istiyorum. Yani istemeyenler istemeyebilir zaten. Kasa ekran oranı daha düşük Hani binlerce model var piyasada. Ama ben kasa ekran oranı sadece şöyle baktığım zaman ekran olmasını çok istiyorum. 6.7 inçlik bir ekran. E, HDR 10 destekli ve 90 Hz'lik bir ekranımız var. Şimdi Plus olan modelle farkı şu. Plus olan modelde 1 milyar renk derinliği de var. Yani Plus olan modelin e, artısı 1 milyar renk derinliği. Ve buna bağlı olarak aslında buna bağlı da diyemeyiz. HDR10 Plus desteği var. Bunda HDR Plus olan da HDR10 Plus. Ekran çözünürlüğü 1080'e 2340 piksel yani 385 ppi'lik bir piksel yoğunluğu var. Plus olan modelle aynı. Gorilla Glass 5 ile korunduğunu söyledik. Plus olan modelle aynı. Yani Plus'ın en büyük avantajı ne? 1 milyar renk derinliği. İkisinde de 90 Hz var. Peki ekranı bir kenarı bırakırsak bırakmadan önce de şöyle full parlaklığı da budur. Şöyle ayarları bir açayım. Bakayım. Tabii komple parlak olduğu için ekranda çok parlayabilir. Peki parlaklık nasıl derseniz? Ya güneşin altında daha parlak ekranlar gördüm yani. Bunu bariz bir şekilde ben hissediyorum. Okunaklı mı? Evet, beyaz ekranı açarsanız okunaklı fakat şöyle bir duvar kağıdı bile gerçekten görmek biraz zorlaşabiliyor. Dolayısıyla bunun nits değeri bilemiyorum ama belki 500 600'lerde falandır diye düşündüm. Hani şimdi ne desem yalan olur. Bir yerde bir şeyini görmedim. Peki ekranı şimdi bir kenara bıraktık, geldik Plus olan modelle asıl ayrılan özelliklere. İşlemcisi. Şimdi bu telefonda Snapdragon 765G işlemci varken Plus olan modelinde 865 işlemci var. Yani geçen senenin amiral gemisi. E bu telefonlar da geçen senenin telefonları, yani aslında Plus olan modeli geçen senenin dünya piyasasındaki amiral gemisi cihazlarla yarışabilecek bir cihazdı. Biz bunu biliyor muyduk? Bilmiyorduk. Neden bilmiyorduk? Çünkü ülkemizde satışı yok. Getiren yok, satan yok. Ha, internet haberlerini takip edenler muhakkak ki biliyordur. Fakat insan şu şekilde alıp incelemediği sürece haberleri öyle yani gelip geçiyor işte haberler. Sonuçta dünyada her gün onlarca yüzlerce telefon modeli çıkartılıyor. İşte Motorola da bunlardan biriydi o haberlerde. Fakat işte böyle alıp incelediğimiz zaman gerçekten geçen sene keşke alsaymışız dediğimiz bir cihazmış. Evet 865 Plus'ta vardı. 765G bu telefonda var. Adreno 620 bu telefonda, Adreno 650 Plus olan versiyonda var. Hafıza tarafına geldiğimiz zaman Şimdi e, 128 GB 6 GB RAM elimdeki model. bunun 128 GB hafıza 4GB RAM, 256 GB hafıza 6GB RAM olan modeli var. Plus tarafına geçtiğimiz zaman Plus tarafında tek model var. 256 GB hafıza 12 GB RAM yani buna göre bayağı yüksek. Ve en önemli avantajı Plus tarafındaki en önemli avantaj, hafıza tarafında bu UFS 2.1 kullanırken öbür tarafta plus olan modelde UFS 3.0. Daha hızlı. işlemci hızlı. Veri okuması hızlı. Baya baya hızlı yani plus olan modeli. Ve kamera tarafı. Şimdi kamera tarafına geldiğimiz zaman bu modelde 64 GB şey 64 e megapiksellik ana kameramız mevcut. Plus olan modelde 108 megapiksellik kamera mevcut. Ne oldu? O tarafta e, tam 2 katı megapiksel çözünürlüğü var. Peki piksel boyutu nedir? Bu tarafta 0.8 iken orada da 0.8. Yani baktığımız zaman e, piksel kaliteleri aynı olabilir ama çekilen fotoğraf detayına girdiğimizde 108'in daha avantajlı olduğunu düşünüyorum piksel pardon fotoğraf detay kalitesinde. çünkü her ikisinde de f1.8 diyafram aralığı mevcut. E büyüklükleri de aynı. Ama işte detay konusunda 108'in buna göre daha avantajlı olacağını düşünüyorum. 8 megapiksel telefoto kameramız mevcut. 2x optik zoom yapıyor. E, diyaframı da 2.4 olması gerekiyordu. Evet 2.4. Piksel boyutu da 1.12. Plus tarafına geçtiğimiz zaman gene 8 megapiksel gene diyafram 2.4 ama ne hikmetse orada 3x optik zoom yapıyor. Yani ikinci kamera sensörleri falan aynı ama nasıl oluyorsa orada <laughs> 3x optik zoom kullanmışlar. Yani 2x optik zoom, 3x optik zoom yani hemen hemen aynı diyebiliriz. Telefoto kamera için. Geniş açıya geldiğimiz zaman İki telefonda da 16 megapiksellik f2.2 diyafram aralığına sahip kamera mevcut ve piksel boyutu 1. Yani Plus olanla bunun arasında hiçbir fark yok. Ve her ikisinde de ToF sensörü var. Bu ToF sensörü Şuradaki sensördür. Bu nedir biliyor musunuz aslında? Bu e, Sizin göremediğiniz bir lazer noktası gönderir ve o lazer, lazer noktası çarptığı yüzeyden geri gelir. Bu aradaki mesafeyi ölçer ve çekilen objenin arkasında önünde ki nesneleri hesap eder. Nerede işe yarar? Tabii ki bir e, portre fotoğrafı çekerken çok fazlasıyla işe yarayan bir sensör olmuş oluyor. Şimdi şöyle bir şey var. E, nasıl tarif edeyim? Ana kamerada bu telefonda OIS yokken Plus olan modelde OIS de var. Ve telefotoda da bunda OIS yokken Plus olan modelde OIS de var aslında baktığımız zaman plus olan modelde bayağı bir avantaj varmış ya. Şimdi böyle tek tek sayınca gerçekten ufak olan farklar ama fotoğrafçılıkta bayağı işe yarayacak farklarmış bunlar. Hemen hemen aynı dedim ikinci sensör ve üçüncü sensör ama ikinci sensörde yani telefoto sensörde plus olan tarafı <laughs> avantajını devam ettiriyor ana kamerayla beraber. Peki gelelim şu telefonumuzun hemen kamerasını da açayım. Benim için önemli olan şey video. Videoda ne gibi özellikler var. Ne yazık ki telefonumuzda videoya geldiğimiz zaman 4K 60 FPS yok. Plus olan tarafta 6K gibi enteresan bir çekim boyutu var. Hani 8K değil 6K. Enteresan. Belki son güncellemelerde 8K olmuştur. Bilemiyorum. 6K 30 FPS 4K 30 FPS Full HD 30 FPS 60 FPS var. Zaten bunda da aynı şekilde Full HD 60 fpsimiz ve 30 fpsimiz mevcut. Ama 4K'da bunda 60 FPS yok. Enteresan Plus'ta da yok. Hani 6K 30 FPS çekerken 4K 60 FPS nasıl çekemiyor? Tabi telefon elimizde olsaydı bakardık. Özellikle yani GSM Arena olmadığını söylüyor. Doğru mu değil mi? Tabi ki bilemiyoruz. Tabi plus olan tarafta ana kamerada OIS var demiştik. Videoları çekerken de gyro ace devreye giriyor ve dolayısıyla titreşim engelleme plus olan modelde buna göre çok daha büyük avantaj olacaktır. Yani bakın plus videonun başından beri plus olan modelinde baya baya farklar oluşmaya başladı. Peki ana kameraya gelelim. Ana kameramız bakın burada. Şimdi ana kamerayı açtığımız zaman, şey ana kamera diyorum öz çekim kamerası. Öz çekim kameramız burada. Şimdi mesela fotoğraf çekeceğiz. Öz çekime geldiğim zaman bakın. Burada nerede olduğunu gösteren ışık yanıp sönüyor. Fotoğrafa geldim. Tam burada. Güzel mi? Bence çok güzel. Peki video tarafına geldim. İşte önemli olan öz çekimde acaba 4K var mı? Ne yazık ki yok. Plus olan modelde de yok. Neden yok? Çünkü öz çekim kamerası Plus'ta da bunda da aynı. 25 megapiksel f2.0 diyafram alanına sahip ve 0.9 piksel boyutuna sahip bir telefon. HDR destekleme evet HDR desteğimiz var. Fakat şu an şurada kapalı görüyorsunuz. Neden kapalı? Çünkü video modundayız. Fotoğraf moduna geçtiğimiz zaman HDR otomatik olarak devreye giriyor. Yani en azından fotoğrafta olması güzel. HDR'ın olması güzel. Ve dediğim gibi ne yazık ki öz çekimde 4K'mız yok. Olsaydı çok güzel olurdu. En azından Plus olan modelde olsaydı güzel olurdu. Geçen senenin amiral gemisi bir telefonu olmuş. Motorola Edge Plus. Ama öz çekimde 4K yok. Kötü. Ha Xiaomi'lerde de yok tabi. Ayrı bir şey ama e, olması hani diğer telefonlara göre tabii ki kendini bir adım öne atmış oluyordu. Öz çekimde 4K olsaydı. Telefonun ses tarafına geldiğimiz zaman telefonumuzun ses sistemi stereo bir hoparlöre sahip. Ana hoparlör alt tarafta hemen şurada. Zaten alt tarafa bakmışken mikrofon deliği, type C yuvası ve kulaklık girişinde görüyoruz. Yani ses sistemimizde bir kulaklık girişi olması büyük avantaj. İkinci hoparlörümüz ise hemen şurada. Ayıza ızgaramız mevcut. Umarım kamerada gözüküyordur. Gerçekten e, çok da ince değil aslında. Bayağı gözle görülebilen bir şey. Umarım kamerada da gözüküyordur. Ayıza ızgaramız var. Ayıza ızgaramızda da ikinci hoparlörümüz mevcut. Sesle alakalı şöyle ayarlarımız mevcut. Şurada, bakın hoparlör sesin nereden çıkacağını söylüyor. Ama şu an herhangi bir aygıta bağlı olmadığımız için tek seçenek var. O da hoparlör. Bir de burada yani çıkacak olan sesin kalitesini ayarlıyorsunuz. Ben genelde bunu hep otomatikte bırakıyorum. Çünkü en güzel otomatikte ses veriyor. Ses olayına da gelirsek bir karşılaştırma yaparız ama karşılaştırma yapmadan önce şöyle bir deneyelim. Hani stereo bir hoparlöre sahip nasıl bir ses veriyor? Nasıl derseniz Fena değil. Hani Redmi Note 10 Pro, F3 Pro, F3 Pro ile karşılaştırma yapacağım bunu mesela. Acaba F3 Pro'dan iyi ses vereceğini düşünmüyorum. <laughs> Gerçekten düşünmüyorum. Güzel bir sesi var ama F3 Pro'nun sanki bundan daha yüksek, daha gür bir sesi vardı. Kötü mü? Kötü değil. İyi. Gerçekten iyi. ekranda göstermek istediğim bir yan. Evet ses tarafı da böyleydi. Telefonumuzun Wi-Fi'si ee, Wi-Fi 6 yok. Wi-Fi 6 Plus olan modelde var. Bunda yok. Bluetooth 5.1. iki modelde de 5.1. iki modelde de GPS. iki modelde de NFC. iki modelde de NFC var ama bunda kablosuz şarj özelliği yok. Plus olan modelde var. Hani NFC var deyince aa, kablosuz şarj da var gibi bir düşünce oluşmasın. Ne yazık ki bunda yok. Plus da var. Fakat bunda olan güzel bir şey var. Plus'ta bu yok. Yok dermiş. Enteresan. Gerçekten yok mu bilemiyorum. FM radyo. Kuponlara Tabi şu an kulaklık bağlı olmadığı için ses çıkmıyor. Neden? Çünkü kulaklığı taktığımız zaman anten görevi görmüş oluyor. Yani radyo olması bence büyük avantaj. Enteresan, plus olan modelde yok demiş GSM Arena. Gerçekten yok mu var mı bilemiyorum. Ve geldik. Ee, ha haricen şeyi söylemeyi unuttuk. Hani Wi-Fi, Bluetooth, NFC dedik. Parmak izi. Parmak izimiz ekranda, hızı da hiç fena değil. Şöyle göstereyim. Ben parmak izini tanıtmamıştım ama tanıtayım. Evet, şu an parmak izini tanıttım. Bakın, kapatıyorum. Şöyle oynatıyorum. Bakın, burada parmak izi yeri çıktı şu şekilde açılıyor. Çok mu hızlı çok hızlı değil. Çok mu yavaş çok da yavaş değil. Fena değil yani. Bakın şu hız yok ama yani ne kadar hızlı ne kadar yavaş siz karar verin. Biraz daha zorlayayım. Evet. Bence yeterli. Yani daha ne olsun. Tabii ki daha ne olsun dememek lazım. Daha hızlıları var ama hani Şimdi orta segment bir telefon için bence yeterli yani, daha fazla bir şey beklememek lazım. Ee, parmak izinden sonra ne kaldı? Pili ile alakalı konuşmadık, gerçi pil pili kapasitesini en başta söyledik. 4500 miliamper bunda, 5000 miliamper Plus olan modelde var. Adaptörünü zaten kutudan çıkardığımız zaman gördük, 18 Watt'a kadar bir adaptörü var ve zaten telefonda 18 Watt'a kadar destekliyor. Enteresan Plus olan taraf da 18 Watt'a kadar destekliyor. Hani gönül isterdi ki 60-65 wattlar havada uçuşsun ama yok. Fakat plus olan modelde az önce söylediğim gibi kablosuz da şarj etme özelliği var telefonun. Ve kablosuz olarak başka telefonu da şarj etme özelliği var. Başka telefonu 5 wattla şarj edebiliyor. Kablosuz da kendini 15 wattla şarj edebiliyor. Fakat bu telefonda tek seçenek var. Az önce gördüğünüz çıkan adaptör ve kabloyla 18 watt. Telefonumuzun ne yazık ki sar ile alakalı bir bilgiye ulaşamadım. Yani nedir ne değildir bilmiyoruz. Ve telefonumuzun teknik özellikleri bunlar. Teknik özelliklerini anlatırken de kendi düşüncelerimizi biraz katmaya çalıştık. Biraz daha devam edeyim. Kendi düşüncelerimiz. Dediğim gibi uzun zamandır kullandığım en zevkli telefon. Neden? Çünkü bu edge yapısı benim çok hoşuma gidiyor. Herkesin hoşuna gitmeyebilir. Ee, haricen telefon yani saf Android'e çok yakın. İçinde neredeyse ekstra hiçbir şey yok. Ha Motorola'nın tabii ki kendi kullandığı ıvır zıvır bir şeyler var. Ama ne yapmış yani böyle sistematik bir şey yapmamış. Ayarlar kısmında birçok şeyi tek bir yerde toplamak istemiş. Mesela şurası. Bakın böyle bir şey yapmış. Hani burada yani ayarlar kısmında ekran ayarları kısmındaki birçok şeyi buraya kendisi koymuş toparlamış. Güzel mi? Çok güzel. E zaten komple de Türkçe. Türkçede herhangi bir yamukluk yok. Gerçekten çok iyi çeviri yapılmış. Herhangi bir problem ya da herhangi bir Türkçe bir bakla karşılaşmıyorsunuz. <laughs> o yüzden Motorola'yı tebrik ederim. Hani e, alacak olanlar için video edit işleriyle uğraşıyorsanız bu model biraz e, biraz değil bayağı bir geri kalıyor. Hani 4K herhangi bir video açamıyor. Herhangi bir fotoğraf editi yaptığınız zaman 4K dışarı atabiliyorsunuz fakat içeri 4K alamıyor. Çok yetersiz. Yani 765G'li bütün modeller zaten yetersiz kalıyor bu tip işlemlerde. Onun harici çok zorlamadığınız zaman videonun ortalarında da söylemiştim. Gerçekten kullanması çok güzel, zevkli bir telefon olmuş. Benim çok hoşuma gitti. Şöyle bir rengi var. Aslında siyah diye geçiyor ama bayağı böyle mavimsi bir renk. Bir de bunun böyle mor bir rengi var. Mor rengi de güzel duruyor ama. Gerçekten güzel. Hani böyle siyah mor gibi bir şey. Bu da siyah mavi gibi bir şey olmuş. Hani parlament mavisi falan değil. Böyle ilk bakılında siyah gibi duruyor ama gördüğünüz gibi aslında derinlerde baya baya telefon mavi. Evet dostlar durum bu. Bir daha söylüyorum. Xiaomi'den artık Mi'den bulandım. Yani Mi 11 ailesinde ne kadar telefon modeli çıkarttı Allah şimdi girin bir bakın. Yani alfabedeki bütün harflere göre neredeyse model çıkartacak. Yani Mi 11 ABC diye gidecek utanmasa. Yani şu Motorola bana biraz nefes aldırdı diyebilirim. Nostalji yaşadım. Motorola'yı kullanıyorum. Gönül isterdi ki Nokia'da kullanayım. Gönül isterdi ki LG'yi kullanayım. Neyse ki LG Wing sayesinde o LG olayını biraz atlatıyorum. Gönül isterdi ki Sony kullanayım. Sony'yi görüyorsunuz. İnanılmaz yüksek rakamlardan satılıyor. En son çıkardığı Mark 3 yani çok para. Bakın hafiften eğim var. Şöyle bırakıyorum. Şimdi bu yavaş yavaş aşağı doğru kaymaya başlayacak. Dediğim gibi gönül isterdi ki de Sony kullanalım. Yani gönül isterdi ki eski markaları kullanalım. Ne yazık ki artık piyasa ee, Çinli markalara kaldı. Yani korkuyorum. ileride Samsung da yok olup gidecek. LG gibi ve tek bir şey kalacak. Amerika adına iPhone ve Çinli markalar. Tek başına iPhone, Çinli markalara karşı savaşacak. Yani Çinli markalar iPhone'u da böyle yemeye çalışacaklar. Yani durum ona doğru gidiyor gibi. Çünkü savaş artık Amerika ve Çin savaşı. Dünya artık e, Rusya bir kenarı koydu. Soğuk savaş sanki artık Çin ve Amerika arasında kaldı. Çünkü ekonomik bir savaş var artık. Dünyayı artık e, bilgisayarlarla yönetiyorlar. Yani her şeyimizi bilgisayarlardan kontrol ediyorlar. Dolayısıyla elektronik savaş var ve cep telefonları bu elektronik savaşta bakın taburdaya koydum buraya kadar aktı gitti kayıyor yani ekran ve elektronik işte günümüz savaşlarındaki elektronik kullanmaktaki en büyük avantaj cep telefonları her şeyimizi dinliyorlar her şeyimizi takip ediyorlar bizi bizden iyi tanıyorlar dolayısıyla savaş Çin ve Amerika arasında kalacak gibi. Kore aradan çekilecek. Samsung aradan çekilecek. Çinliler iPhone'a karşı olacak. Çünkü iPhone bir Amerikan markası. Evet Motorola da öyle. Fakat dünyaya en çok satan bir marka var Amerika'da. iPhone. Çinliler iPhone'u bakalım ham yapabilecek mi? İlerleyen dönemlerde göreceğiz. Samsung'u bir kenara bırakıyoruz. Samsung da belki LG gibi yavaş yavaş arenadan çekilecek. <laughs> Neyse bunlar varsayımlar. Geleceklerini gösterecek bilemiyoruz ama şu telefon bana nefes aldırdı. Ben onu biliyorum. Evet dostlar, umarım yardımcı bir içerik olmuştur. Eminim ki birçok kişi bu telefonu merak etmiyordur. <laughs> ben merak ediyordum ve videosunu da almışken çekmek istedim. Ha bu arada telefonun kamerasıyla alakalı videolar bir önceki videomuzda yayınlandı. Hani oraya bakabilirsiniz. Telefonun kamerası nasıl? Yani aslında bu telefonun geleceğinin bir spoiler olmuş oldu oradaki fotoğraf testleri. Birkaç videomuzda da bu telefonu kullandık ama yakalayan yakaladı aslında. Ee, yani bir nebze spoilerlar vermiş olduk. Yeniden söylüyorum sizleri Allah'a emanet ediyorum. Hakkınıza helal edin. Hoşçakalın.